zaman zaman küresel gıda fiyatlarındaki değişimi, o hareketleri konuşuyoruz ve özellikle de farkındaysanız tahıl grubuyla bitkisel yağ tarafındaki hareketler çok ön planda tartışma konusu. FAO küresel gıda fiyat endeksine baktığımız zaman aslında 5 alt kalem bulunuyor endekste. Nedir bunlar? Tahıllar, bitkisel yağlar, et, süt ve şeker. Şimdi tahıl ve evet bitkisel yağ tarafı vatandaşın da gündeminde, nihai tüketicinin de gündeminde. Ama belki gözden kaçırmamamız gereken bir başka nokta et fiyatları. Daha doğrusu biraz daha geniş kapsamda söylersek hayvansal ürünler tarafında da önümüzdeki dönemde daha yukarı ve sert hareketler göreceğiz gibi gözüküyor. Zaten FAO'nun son endeksine baktığımız zaman, Ocak ayı endeksine baktığımız zaman 4 ay aralıksız bir yükseliş gösteriyor et endeksi. Şimdi bunu niye söyledim? Bir tarafta dediğim gibi buğday, mısır, soya bakıyoruz. Son 6-7 yılın zirvelerini test ediyor. Bu ürünler hem yarı mamul hem de mamul tarafta fiyatları etkilerken bir de doğrudan ve dolaylı olarak aslında hayvansal protein tarafında bir etkiye sahip. Çünkü bu ürünler ham madde olarak yine hayvan yemi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada şu anda hem domuz çiftleri hem büyükbaş, küçükbaş hem de kümes hayvanları tarafına baktığımız zaman neredeyse tamamındaki üreticiler yüksek girdi maliyetlerinden dolayı sıkıntıda Türkiye'de bu potanın içerisinde. Türkiye uzun yıllardır bu potanın içerisinde. Yani zaten hayvancılık tarafında kronik sorunlarımızdan biri yüksek girdi maliyeti. Ama bugün dünyada da benzer bir sorun söz konusu ve Türkiye bundan aslında iki kez etkileniyor. Çok ülkenin kendi iş dinamiklerine göre değişmekle birlikte her ülkede en az %30 ve yukarısında bir yem maliyeti artışı söz konusu bugün itibariyle. Tabii bu artışların hepsi de sonuç itibariyle rafa gelen ürünlerde bir domino etkisi yaratıyor. Peki Temel sebep ne? Yani yem fiyatlarının bu kadar yükselmesinin ardındaki sebepler ne diye bakarsak tek bir sebep yok. Zaten tıpkı diğer ürünlerdeki fiyat artışında olduğu gibi bir pandemi etkisi, gıda milliyetçiliğinin artması, özellikle ithalat ve ihracat dengelerinin, küresel ticaret dengelerinin bozulması, lojistik tarafındaki etkiler, buna bir de spekülatif etkiyi eklediğimiz zaman Tıpkı diğer e, tarım emtiyasında olduğu gibi bu tarafta da yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Tabi burada bir de talep faktörünü unutmamamız lazım. Çünkü özellikle ithalatçı ülkeler bu dönemde ekstra bir korumacı refleksle ya da kendi tüketicisinin koruma refleksiyle ithalatı daha da yoğunlaştırıyor. Burada en çok dikkat çeken ülkelerden bir tanesi de Çin. Çin hatırlayacaksınız Afrika domuz gribi virüsünden dolayı e, kendi domuz çiftlerinde ciddi şekilde bir itilafa gitmek zorunda kalmıştı ve özellikle birçok çiftlik kapandı ya da küçülmeye gitmişti. Şimdi bu risk yavaş yavaş bertaraf edildiği için tekrar Çin'de çiftlikler açılmaya, büyümeye ve dolayısıyla da yem ihtiyacı artmaya başladı. Bundan dolayı şu anda küresel manada Çin ciddi şekilde bir yem ham maddesi ithalatı gerçekleştiriyor. Bu da fiyatı yukarı doğru çeken faktörlerden bir tanesi. Bir diğer nokta Asya ve özellikle Avrupa tarafında görülen kuş gribi vakaları ciddi manada bir e, talepte değişime de yol açtı. Özellikle diğer hayvansal ürünler tarafında bir artış söz konusu. E, bu da işte ister istemez fiyatlarda bir hareketlilik yaratıyor. Şimdi tehlike nerede? Niye biz et ve et ürünlerini önümüzdeki dönemde küresel manada hem Türkiye hem de küresel manada daha çok konuşacağız dememizin şu. Bir tarafta artan maliyetler var. Bu zaten hayvansal ürünlerde fiyatları artırıyor. Diğer tarafta maliyetler arttığı için ve aynı dönemde talep düşük olduğu için şu anda zora giren çiftlikler ya küçülmeye gidiyor ya da oyun dışında kalıyor. Ama öteki tarafta önümüzdeki aylardan itibaren hem aşılanma oranının yükselmesi, hem vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlaması, hatta gerilemesi beklentisine paralel olarak artık hayatın normalleşmesini biz konuşuyor olacağız. Türkiye üzerinde en azından Mart ve sonrası için bunu konuşuyoruz. İşte böyle bir dönemde işletmeler açılınca et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal protein temelli ürünlere daha fazla talep artacak. Bu zaten görülen, öngörülen bir nokta. İşte burada tam talebin arttığı sırada ya arz tarafında sıkıntı olacak ya da arz tarafında sıkıntı olması dahi maliyetlerden dolayı bu yükseliş etiketlere daha fazla yansıyacak. Bazen menülere yansıyacak, bazen de raflara yansıyacak. Dolayısıyla bizi hakikaten hem Türkiye üzerinde hem de küresel manada et fiyatları, et ve et ürünleri tarafında ciddi bir yukarı yönlü hareket bekliyor diyebiliriz. Kümes hayvancılığı tarafına belki ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Brezilya hem üretimde hem de ihracatta lider ülkelerden bir tanesi. Küresel manada uluslararası bir ağırlığı söz konusu. Özellikle tavuk eti tarafında. Ama Brezilya'da dahi bugün yem maliyetleri son bir yılda %39 artmış durumda. Öteki taraftan dünyanın diğer ucuna gidelim. Yeni Zelanda. hayvancılık tarafında en rekabetçi diyeceğimiz ülkelerden bir tanesi. Zira mera, otlak, çayır oranı çok yüksek. Dolayısıyla yem maliyeti neredeyse sıfıra yakın ve üretiminin %90'ını ihraç eden bir ülkeden bahsediyorum. Bugün Yeni Zelanda'da dahi et fiyatlarındaki artış tartışma konusu. Yapılan hesaplamalara göre Ocak 2010'da 13,5 dolar olan dana biftek son 10 yıldaki enflasyon artış hızı hesaplanarak %17 üzerinde bir enflasyon hesaplanıyor son 10 yılda. Dolayısıyla 15 dolarların olması gerektiği bir seviye diye konuşulurken bugün Yeni Zelanda'da ürün 20,5 dolarları aşmış durumda. Bu bile aslında elinin en güçlü olduğu ya da daha rekabetçi durumda olan ülkelerde bile gıda enflasyonu konuşuluyorsa, ithalata dayalı ham maddeyle üretim yapan bizim gibi ülkelerdeki durumun ne kadar daha vahim noktada olduğunu herhalde e, özetler diyebilirim. Bugün analistlerin raporlarını okuduğumuz zaman hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği tarafında en büyük risk maliyetlerin artışı ve talepteki düşüşten dolayı çiftliklerin küçülmesi ve oyun dışı kalması olarak gösteriliyor. Özellikle uluslararası manada analistlerin raporlarını ve araştırmalarına baktığımız zaman hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafında en büyük şu anda sıkıntının ya da riskin işletmelerin küçülmesi, daralması ya da oyun dışı kalması olarak gösteriliyor. Çünkü dediğimiz gibi artan maliyet, düşük talep ve bu işin sürdürülebilirliğinin şu anda sıkıntıda olması önümüzdeki dönemde arz ve talep dengesini ciddi şekilde bozacak gibi gözüküyor ki bu da aslında fiyatları tetikleyecek bir faktör. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela son dönemde %1'e yakın domuz varlığında bir azalma yine koyun tarafında da yarım'a yakın bir e, daralma e, senaryosu konuşuluyor. Dönelim içeriye. Türkiye'de durum nedir? Ne olacak diye? Aslında biraz önce söylediğim gibi tarım sektörünün kronik sorunları hem bitkisel üretim tarafında hem de hayvancılık tarafında birbirini etkiler, birbirini tetikler nitelikte. Dolayısıyla hayvancılık da şu anda Türkiye'de biraz maliyetlerden dolayı ve pazarlama kanallarındaki sıkıntıdan dolayı zorlu bir süreçten geçiyor. Buna en basit örnek dana etinden verebiliriz. Çünkü şu anda en çok tükettiğimiz kırmızı et sınıfında büyük başta dana eti ön plana çıkıyor. Sadece son 5 yılda dana karkas üretici satış fiyatının artış hızı %46. Ama aynı dönemde yem maliyetlerindeki artış %105. Dolayısıyla yem maliyetlerin %105 arttığı bir yerde üreticinin satış fiyatı %46 artıyorsa işte maliyetlerin önemli bir kısmının hala biz besicinin sırtında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yine son 5 yılda kırmızı et tarafında dana et fiyatına baktığımız zaman %36 gibi bir e, artış söz konusu ki bu da işte en baştan en sona zincirin tüm halkalarında aslında maliyetlerin nerede biriktiğinin ya da nereye doğru kaydığının en net göstergesi. Et ve besi yemi paritesi diye bir parite var. Şimdi Türkiye'de şöyle bir baktığımızda biraz önce paylaştığım rakamlardan yola çıkarak 5 yıl önce besici 1 kilogram karkas et satarak 28 kilogram besi yemi alabiliyormuş. Bugün 1 kilogram karkas et satarak 20 kilogram besi yemini maalesef besici alamıyor. Çünkü sadece son bir yılda besi yem fiyatları %50-60 oranında artmış durumda. Bunun sonucunda ne oluyor? İşletmelerle, sektör paydaşlarıyla konuştuğumuz zaman söylenen şey şu. Burada da Türkiye'de de maalesef birçok işletme zor durumda. Borçlarını ödemekte, kredilerini ödemekte güçlük çekiyor. Bazıları işletmelerinde daralmaya, küçülmeye gidiyor. Kimisi oyun dışına çıkıyor ve artık bu sektör yani hayvancılık sektörü babadan oğula geçen bir sektör olmaktan çıkıyor. Çünkü yeni nesil hem maliyetler hem de bu işin zorluklarından dolayı bu tarafa çok ilgi göstermiyor. Türkiye'de et ve et ürünlerine dair fiyatlar arttığı zaman genelde çok kolay ve kestirme yoldan şöyle bir önlem alınıyordu. İthalatın kapıları açılıyordu. Hem yeri geliyor damızlık, hem besilik, hem de kesimlik hayvan ithal ediyorduk. Bazı dönemlerde bunların da ötesine geçip karkas et, hatta lopet ithal ettiğimiz de oldu ki şöyle yıllar bazına baktığımızda son 4-5 yılda aslında milyarlarca dolarlık bir ithalatımız söz konusu. Bu ithalat çözüm oldu mu fiyatlara dersek aslında tam manasıyla çözüm olmadı. Zaten çözüm olsaydı biz bugün bu sorunları konuşuyor olmazdık. Tam tersine ithalatın içerideki üretimi, sekteye uğrattığı motivasyonu, üretici motivasyonunu bozduğu bir etkisi var. Bunun da aslında bugün çıktılarını konuşuyoruz. Bir başka faktör eğer oyundan çıkanlar olursa biz bu işe e, teşvik, hibe ve destek yoluyla yeni yatırımcılar, yeni girişimciler buluruz gibi bir argüman da ön plana çıkıyordu. Ama bugün baktığımızda hem öngörülebilirlik sorunu var, hem maliyet sorunu var, hem de pazarlama kanallarında üretici satış fiyatlarında sıkıntı olduğu için kimse bu riske girmek istemiyor. En azından 1 milyon bir yatırımı olan bir girişimciyi düşünelim ya da yatırım niyeti olan bir girişimciyi düşünelim. Bugün sektör enflasyon oranında dahi gelir elde edemezken ve etmekte sorun yaşarken mevduatın %17'ler seviyesinde olduğu bir noktada kim bu alana yatırım yapar? Cevabı siz verin. Bizim de önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda özellikle belki de konuşacağımız, konuşmak zorunda kalacağımız noktalardan bir tanesi hayvansal ürünlerdeki fiyat artışları olabilir. Bunu şimdiden not edelim istedik.